ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler. Bugün Kefken'deyiz, Karaağaç'tayız. Evet sevgili seyirciler, Karaağaç'a giriyoruz. Önce tabelamızı görelim. Bakalım ne halde. Karaağaç tabelası gerçekten bizi üzdü. Bizi üzen daha büyük şeyler vardı. Bugün anıt mezardayız. 1864'te atalarımızın Kefken'e geldiği yerde bir anıt mezar yapılmış. Evet, bu anıt mezarı görüyorsunuz ne hallerde. Gerçekten çok acı. Sevgili seyirciler, anıtımızın ikinci tarafını görüyoruz. Derneklerimiz var, federasyonlarımız var. Her sene buraya geliyorlar, anma törenleri yapıyorlar. Ama bunları da görüyorlar. Keşke bunları görmeselerdi veya gördükleri zaman çok düzgün bir şekilde yapılsaydı. Sevgili seyirciler, bu da anıtımızın öbür yüzü. Mermerler sökülmüş, kırılmış. Ama yapılırken de zaten düzgün yapılmamış. Beton farklı yerde, mermerler farklı yerde, kırılmaya çok müsait. Keşke bu görüntüleri hiç görmeseydik veya gördüğümüz zaman da sahip çıksaydık. Ne yazık ki bizler de bu görüntülere sahip çıkamıyoruz. Bu görüntüleri yayınladığımız zaman umarım birileri sahip çıkar. Sevgili seyirciler, ekranda büyük anıtı görüyoruz. Bakalım büyük anıtın çevresi nasıl? Bu büyük anıtın çevresini sizlere gösteriyoruz. Sevgili seyirciler, bu çevre düzenleme daha farklı olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi. Bakımın zor mu? Bize göre çok kolay. Karaağaç köyünden kime derseniz deyin, gelirdi buraya, güzelce ne bakardı. Ve bizim anıt mezar gerçekten çok kötü. Rızkı kalbime şacık bu kuşadan Ren saçacak bu nahtımız o yazabı Akım Sevgili seyirciler, Karaağaç köylü buranın yerli arkadaşlarla beraberiz. Nerelisiniz? Biz de Giresunluyuz. Sizler aynı. Doğru. Şöyle aynı Giresun Giresun Görele. Ne zamandan beri bu köydesiniz? 151'den beri buradayım. Çoktan beri siz? Evet. Biz şeyimiz gelmiş. Hani dedelerimiz buraya gelmiş. Yani hani 40 senedir hani buradayız. Ama çoğunlukla baktığımız zaman Karadeniz bölgesi burası buraya hakim. Evet. Peki buraya Çerkezler
geliyorlar mı? Burada anma törenleri yapıyorlar herhalde. Tabii ki buraya bir yapıyorlar yani işte burada işte vallahi yiyorlar, içiyorlar. Burada şey okuyorlar. İşte diyelim Kur'anlarını falan okuyorlar. Peki bu anıt mezarı Çerkezler yaptı herhalde değil mi? Evet, evet. Peki bu baktığımız zaman arkadaşlar bu anıt mezarın çevresi oldukça kötü. Peki sizlere demiş olsalardı bir Çerkez gelip size veya yönetimden birisi sahiplenmiş olsa şuranın bakımını yap demiş olsaydı yapar mıydınız yapmaz mıydınız? Tabii ki yaparsın. Niye? Siz yapar mıydınız? Evet doğru. Peki herhangi bir ücret talep eder miydiniz? Hayır seve seve yapardık. Peki şimdiye kadar size buranın çevresini temizleyin diye kimse demedi mi? Demedi. Kimsenin aklına gelmedi. Evet. Onlar evet. Zamanı gelmez üzere buraya gelip bakımı yapıyorlar. Buraya gelmek üzere tam 10-15 gün önceden yani tam haber ettiler. İşte bunlar bir temizleniyor falan. Yani onlar tabii ki böyle geliyorlar. Evet sevgili seyirciler görüyorsunuz. Bu anıt mezarı yapılmış. Anma günü geldiği zaman 15 gün önceden bir bakım yapılıyor. Ondan sonra gidiliyor. Ondan sonra bunlar hepsi unutulup gidiliyor. Peki biz yukarıdaki anıt mezara baktık. Gerçekten çok kötüydü. Kırılmıştı. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Bu kıranlar belli mi? Belli değil. Ama burada Çerkezleri seviyorlar mı, sevmiyorlar mı bu köyde? Yani burada illa bir severler. Yani niye bir sevmesinler? Yani buraya yani çok bir yani onların mesela şeyleri oluyor. Yani işte yani burada katkılar oluyor yani. Mesela buraya bir geliyorlar, burada bir işte böyle bir yiyorlar, içiyorlar. Yani ekonomik olarak katkı tabii, bırakıyor. Tabii canım, tabii yani. Kur'an okunuyor, her şey değiller. E peki şöyle diyelim o anıt mezar yukarıdaki anıt mezar ne zamandan beri kırık? Ya onu bilmiyoruz. Vallahi bilmiyorum. Bayağı duruz kırık yani. Epiden beri kırık. Ne dese bir yalan yani. Evet. Ama onu bilmiyoruz yani. Yani mesela burada yok. Ben İstanbul'dayım. 8 sene oldu ben buraya geleli. Evet. O gördüğüm kadarıyla kırık burası. 8 senedir. Aynı yani kırık. Yani 8 senedir buradasınız. 8 senedir o anıt mezar kırık. Evet. E peki buranın muhtarı söylemiyor mu? Yani yardım edelim demiyor mu bu anıt mezarı? Her cenaze zamanı kimi görüyor. Mezar üstüne kendi de gidiyor. Görmüyor mu? Görüyor. Ama o araştırmıyor. Araştırması lazım değil mi? Vallahi bilmiyorum da. Yani sonuçta arkadaşlar eğer burası Çerkez mezarlığıysa burada atalarımız binlerce şehit vermişse bunlara bizim sahip çıkmamız lazım. Biz kimseyi suçlamıyoruz. Suçun %99'u da bizde. Bizde. Biz sahip çıkamadık diyoruz. Yani bunları daha önceden belki görüntüleseydik herkes sahip çıkacaktı veya bizler de 65 yaşındayız. İlk defa bir Çerkez mezarlığına geliyorum. Bu da benim eksikliğim. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Neler söyleyeceksiniz? Başka söyleyeceğiniz varsa sağ olun. Yok, sen sağ olun. Evet. Hadi görüşürsün. Teşekkür ederim ben. Allah razı olsun. Şöyle diyelim. Sevgili seyirciler yavaşça dönüyoruz. Sizleri de alalım. Evet. Şu karşıda gördüğünüz gelin sizleri de şöyle alalım. Bunlar da atalarımız, bizim atalarımızın mezarlığı herhalde. Doğru. Şöyle biraz öne alalım. Doğru. Öne alalım sizi. Şöyle abi öne alalım. Seni de abi baktığımız zaman bunlar da çok bakımsız. Bunlar için size bunlar için de bir şey söylemiyorlar değil mi? Yok bunların için hani bize bir şey söylemediler. Hani geldiler sadece işte o tahtaları bir diktiler yani öyle. Aslında bir var mı bir yok mu yani tam o da bir belli değil yani. Burada bu kadar mezar gel abi şöyle sesin çıkmıyor abi. Burada yani, bu kadar mezar yok zaten. Bunlar kendileri dikmişler. Böyle şey üzeri. Yani işte tahmin üzeri öyle bir diktiler. Yani belki de bir mezar altında yok yani burası belki de var ya. Yani. Yolcuoğlu mezarlığı burası. Yolcuoğlu mezarlığı geçiyor burası. Ama sonuçta burada da bir mezarlık var. Bu mezarlığı atalarımızın, Çerkezlerin kendi yani mezarları olarak kabul ediyorlar. Yani. Tabii. Evet sevgili seyirciler o mezarlığı da görüntülüyoruz. Bakalım bütün görüntüleri, bütün her şeyi sizlere bırakıyoruz.
yaşamdı.